Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyühel aziz. Yıldızlar şemsler arasında mümaselet olduğu gibi fiil cümle müsavatta vardır. Misil mümaselete. Müsavat eşitlik. Yıldız olmak da eşit hepsi. Binaenaleyh onlardan biri ötekilere Rab olamaz. Ve onlardan birine Rab olan hepsine de Rab olur. Ve keza her şeye de Rab olur. İlem İvel Aziz. İnsanın bir ferdinde bir cemaati mükellefin bulunur. Ha, bu çok umuyor. İnsan bir ferdinde bir cemaati mükellefin. İnsan tek başına bir cemaattir yani. Üstad bunu İyyâke nâbudu'da anlatıyor. İyyâke nâbudu. O da nun diyor. Nun mütekellim mal gayr diyor, geçiyor orada. Yani biz sana ibadet ederiz. Değil mi? Abudu dense ben sana ibadet ederim. Nâbudu deyince biz sana ibadet ederiz. Peki insan tek namaz kılınca biz derken kimi kastediyor? Değil mi? İşte Üstad bu nuna üç mana veriyor. Nabu diye üç mana veriyor. Birisi işte bulunduğumuz camideki cemaat. Değil mi? Birisi bu alem İslam'daki bütün Müslümanları kastedebiliriz. Her asır bir saf olarak düşünülürse asr-ı saadete kadar gidebiliriz. İyyâke nâbudu derken tümünü kastedebiliriz. Değil mi? Birisi bu. İkincisi de her mahlukun vezaif eşya suretinde ubudiyetleri var diyor. Her mahlukun Cenab-ı Hakk'ın verdiği vazifeyi yapma dolayısıyla bir ibadeti var yani. Değil mi? Şimdi havanın vazifesine işte derin teneffüse yardımcı olmak. İşte onun ibadetidir yani. Değil mi? Güneşin vazifesine ışık vermek işte ilahir, hararet vermek o da onun ibadetidir. Bir de mahlukatın vezaif eşya suretinde ubudiyetleri var yani. Her mahlukun kendi görevini yapması onun ibadeti oluyor. Bir de kendi vücudumuzdaki bütün organlarımız da efendim söyleyeyim yani bu kaideye dahil verilen görev yapıyorlar da o da onun ibadeti oluyor. Yani insan yani İyyâke nâbudu derken tek başına namaz kılsa değil mi? Gözün ibadeti var, kulağın ibadeti var, aklın ibadeti var, elin ibadeti var değil mi? İlahir hücrelerin bütün ibadetleri var. Onların tümünü kastederek insan İyyâke nâbudu diyebilir. İşte bu cümle buna daha çok bakıyor. İnsan bir ferdinde bir cemaati mükellefin. Mükellefin, yani mükellefin. Yani teklif altına girmiş, kendisine teklif yapılmış bir cemaat vardır. İnsan bir ferdinde. İşte az önce saydığın cemaat. Evet, her bir uzuv geldi burada. Ha. Bir şey için yaratılmış. El tutmak için yaratılmış mı işte? Tutmak elin ibadetidir yani. Yürümek ayağın ibadetidir. Değil mi? Hazmetmek midenin ibadetidir. İlahir, görmek gözün. Ha. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Hı. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Diğer his alemimiz de böyle yani organlarımız böyle olduğu gibi. Değil mi? Akıl yerinde kullanılması. Akılın ibadeti düşünmek ama ne düşünmek? İşte ibadet olduğuna göre madem düşünmek aklın ibadeti öyle mi? Evet. İbadet olacak şeyler düşünecek yani. Değil mi? Yani helal dairesindeki şeyler düşünecek yani. Yani düşündüğü şey ya dünyaya ya ahirete faydalı olacak. Değil mi? Evet. Ha. Ki onun ibadeti olmuş olsun. Ha, hafızanın ibadetini hıfz etmek, muhafaza etmek. Neyi muhafaza edecek? Öyle değil mi? Yani neyi ezberleyecek tabiri caizse? Faydalı şeyler. O da onun ibadeti olacak. Ha. Evet. Evet. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Hı. Onun hilafında kullanması dalalettir. Ha, yanlış yolda. Tersine kullanması o hassenin dalaleti olur. Yani bizim dalaletimiz değil. O hassenin dalaleti yani. Ha. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir. Hı. Gayrısı için dalalettir. O başın. Kezalik. O misal. Baş nasıl böyleyse akıl da böyle, hayal de böyle değil mi? Hafıza da böyle, göz de böyle. Yanlış kullanması o hastanın dalleti olur yani. Değil mi? Yani dallet demek yanlış yolda gitmek demek yani. Sapık fikirlere dallet deniyor. Fikri sapıklıklara dallet deniyor yani.
burada da tabi akıl gözün fikri yok da yani mecazi olmuş oluyor burada. Kezalik şuaranın hayalen yaptıkları şairlerin hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onun ile fasık olur. E şimdi hayalin de yanlış kullanılması onun dalalet oluyor ve fısk oluyor. İşte bazı şairlerin işte akıl dışı, mantık dışı metü senaları var değil mi? Üstad Musa veriyor ya şeyde muhakematta mı? İşte şair demiş ki işte güneş demiş işte ben mahbubumun, sevgilimin yüzünü görmemek için utanıyor. Onun için bulut perdesi arkasına saklanıyor. Bu kadar da olmaz yani. Üstad'a diyor, ey aşık efendi diyor. Ne hakkın var diyor, güneşi böyle utandırıyorsun. Değil mi? Şu kadar esmaya masar, güneşi böyle utandırıyorsun. Bu dalilet de hiç. Güneş utanıyormuş ki falan güzel çıkınca benim saklamam lazım. Allah Allah. Güneş utanmamıştır da bunu diyen şimdi utanıyordur yani. Peki yani. Evet. O da hayalin o misal yani. Başı misal verdi, bedenden misal verdi, hayali misal verdi, ruhtan misal verdi yani. Başkasını secde etmek başın dalaleti. Gereksiz hayaller, yani yeri olmayan şeylerde hayal kurmak da hayalin dalaleti. Hayal fasık. Fasık yani, demek ya. Peki. İlem eyyühel aziz. İnsanları fikren dalalete atan sebeplerden biri ülfeti ilim telakki etmeleridir. Yani? Yani me'lufları olan şeyleri kendilerince malum bilirler. Yani me'luf, ülfet etmişler ya, ediyoruz yani ülfet. Alışmışız her zaman. Değil mi? Aynı şeyleri aynı nizam içinde görüyoruz. Zannediyoruz zaten böyle olması lazımdı. Hani. Zaten onu biliyoruz zannediyoruz yani. Misal gelecek belki. Hatta ülfet dolayısıyla adiyata temin edip ehemmiyet vermezler. Adiyat adi şeyler. Adiyat mesela uyumak adi bir şey değil mi? Adetimiz yani. Adeti basit demek değil yani. Adi adet üzere yapılan şeyler. Şimdi uyumak adet değil mi? Aslında bir mucize uyumak yani. İnsan nasıl uyuyoruz hakikaten? Ne kadar mühim bir hadise. Ya. İşte uykuyu öyle tarif ediyorlar. Uyku diyorlar. Hislerin kainattan toplanması yani. His aleminin kainattan alakasını kesmesi. Yani insan uyudu mu değil mi? Hissimizin birisini işitme. Yanımızdaki konuşsa duymuyoruz. Yani enteresan bir şey. Şu an ben uyuyorum mesela. Cavit Bey konuşuyor, duymuyorum. Uyanıyorum, diyorum ki işte İstanbul'da Osman Hocam'la görüştük. Ya, orası İstanbul hem de rahmetli olmuş. Nasıl görüştünüz? Ben yanında konuşuyorum, duymuyorsun. İstanbul'da işte demek ki yani uyku diyorlar, hislerin kainatın elini çekmesi. Ölüm de beden, ruhun bedenin elini çekmesi. Ha. Diye tarif ediliyor yani. Ha. Öyle mi? Ha. Şimdi muazzam bir hadise ama ülfetle düşünmüyoruz ki uyku nedir? Uyanma. O da muazzam bir hadise. Nasıl uyanıyoruz? Fakat nasıl uyuyoruz? Nasıl yapıştırıyor bu gözler birbirine? Hı? Bakılacak bir şey değil. Nefes alıyoruz. Kanımız temizleniyor. Zaten nefes alır. Ben temizlenir. Bunu neyin düşüneceğim hani? Çok muazzam bir hadise değil mi? Nefes almak, kanımızın temizlenmesi. İlahir. Ülfet bu yani. Ağaçtan meyve çıkıyor. Zaten meyve ağaçta olur. Değil mi? Karpuz da yerde olur. Ne büyük hadise bunlar. Ya. Bu sert ağaçtan yumuşak meyve nasıl çıkıyor? Düşünemiyoruz. Niye? Sürekli görüyoruz ya. Ülfet o. Sürekli görünce basit geliyor bize. Ülfet o. Ha. Evet. Halbuki ülfetlerinden dolayı malum zannettikleri o adi şeyler ya, o adet olan şeyler ha. Birer harika ha. Ve birer mucize-i kudret oldukları halde ha. Ülfet saykasıyla onları teemmüle dikkate almıyor. Düşünmüyor yani. He, nefes alıyor işte gidiyor meyvenin kilosunu soruyor. Bahar olmuş bir de itiraz ediyor. Bu elma bu fiyat olmaz. Usta derken bir yerde
esbab yapsaydı diyor, şey sebepler yapsaydı diyor, değil mi, meyveleri bütün dünyayı versek bir narı satın alamazdık diyor, bütün dünyayı versek, çünkü onlar, o elma diyor, kainat tezgahında dokunuyor. Kendisinin tümü bir tezgah, onda o elma dokunuyor. Ona fiyat yeter mi? Yetmez. Ya bizim verdiğimiz para ne işte? Hizmet ücretleri yani. Bostancının hizmeti, işte arabacının hizmeti, toptancının hizmeti, manavın hizmeti toplanıyor, diyor işte 1 milyon. İşte 1 milyon elma alınır mı mesela? İşte ülfetten dolayı bunlar düşünülmüyor. İşte bakın mezun nereye gelecek? Heh. Evet. Ta onların fevkinde olan tecelliyat-ı seyyaleye iman nazar edebilsinler. Tabii düşünse ki bu elma, bu meyve, bu ağacın işi değil. Çünkü niye? Hem Sırat bunu izah ediyor. Diyor delil-i inayet diyor. Allah'ın varlığını gösteren delillerden biri de delil-i inayet. Şimdi bu meyve bize inayet, yardım değil mi? Onu yazarım buraya. Meyve bana bir yardımdır, inayettir. Tamam mı? İkinci satıra yazalım. Ağaç beni tanımaz. Değil mi? Ağaçta merhamet yoktur. Peki bu inayeti kime vereceğiz o zaman? Meyve inayet, ağaçta merhamet yok, akıl yok. Değil mi? Bizi tanımaz, bilmez. Peki bu inayeti kime vereceğiz? İşte buradan diyor, Cenab-ı Hakk'ın varlığı, Kur'an-ı Kerim diyor, Cenab-ı Hakk'ın varlığını birçok şekilde izah ediyor, ispat ediyor. Bir de delil-i inayet diyor. Onun inayet olduğunu düşüneceğiz ki oradan esmaya geçelim. Hani Üstad diyor ya, nimetten diyor inama geçsen münimi bulursun diyor. Nimetten inama geçsen. Bir nimet var, elma, meyve. İnam onun inayet olması, bize ikram olması. Onu bileceğiz ki diyelim ki bu ağacı işi değil, Allah işi. Değil mi? Evet. Bunu diyor. Evet. Bunların meseli deniz kenarında durup denizin içerisindeki hayvanata vesair gayb halatına bakmayarak yalnız rüzgar ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuatından peyde olan parıltısına dikkat etmekle malikül bihar olan Allah'ın azametine delil getiren adamın meseli gibidir. Şimdi yani sati görüş, ülfet. Şimdi denize adam hiç bakamıyor hani. Denize bakamıyor. Kim bakamıyor? İşte deniz kenarında doğup büyümüşse biz gidince biz gibi birkaçına bakıyoruz. Hani ondan sonra biz de alışıyoruz. Şimdi deniz kenarında denize bakamıyor. Yani nasıl bakacak denize? Dalgalanacak deniz, köpürecek, vuracak sahile. Değil mi? O zaman hayret edip şöyle bakacak denize. Ya dün niye bakamıyordun? Yani, ülfet. Ülfet kırıldı o fırtınayla. Değil mi? O zaman ne oldu? Denize lütfen baktı. Baktı ama neyine baktı denizin? Dalgalarına baktı. Onun altında bir alem var. Balıklar alemi. Hiç onları düşünmüyor ki. Bu deniz efendim, nasıl biz atmosferin içindeyiz değil mi? Bu deniz de balıkların atmosferi. Biz nasıl atmosferden çıkınca ölüyoruz, balık da denizden çıkınca ölüyor. Yani bu misali şöyle geliştirelim, yani geliştirmek değil de uzatalım, nereye uzatalım? Hayalen dünyadan çıkalım, değil mi? Veya bir melaike baksın dünyaya. Dünya bakınca ne görecek? Atmosfere vuran güneş ışıklarının büyük çoğunluğu orada yansıyormuş. Muazzam bir parıltı görecek. Değil mi? Desek aman ya Rabbi bu ne ışık ne parıltı hani. Şimdi bu anladın mı atmosfer bu melaike? Onun 80 kilometre aşağısında 1,5 milyon tür hayvan var. Birisi sadece insan. Onu hiçbir düşünmeden sade ışık vuruyor atmosfere, oradan yansıyor. Oradan atmosferin efendim sahibinin azametini anlamış oluyor güya. Ondan ilerleyen aşağıya biz işte. O melaike biz denize bakıyoruz, dalgalara bakıyoruz. Hayret ediyoruz falan diye. Asıl hayret edilecek şey onun için de. Değil mi? Evet. Evet. Birbirimize bakışımız da böyle yani. Değil mi? Birbirimize bakışımız da böyle. Bizim içimizde ne alemler var onları göremiyoruz yani. Şu anda benim içimde neler dönüyor, sizin için hiç onlara bakmıyoruz yani. Sadece simamıza bakıyoruz işte.
Bugün saçlarını daramamış mesela. İşte onu görüyoruz yani. O saçın ötesinde bir beyin var. Orada muazzam faaliyetler var. Onlara bakamıyoruz yani. Evet. Evet. İlim ve yaraziz, insanların arza ait malumat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. Heh. Bilgeler yani. O da aynı mevzu. Devamı gibi sanki. Başka ilim değil mi? Evet. Ama onun devamı gibi. Heh. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Cehli mürekkep. Yani ben biliyorum diyor ya ülfet ile. Değil mi? Bu kat kat bir cehalettir. Cehli mürekkep ona deniyor yani. Katmerli cehalet. Yani hem cahil hem de cahil olduğunu bilmiyor. Buna cehli mürekkep deniyor yani. Bir dakika, cahil bildi ki ben bu şeyi bilmiyorum. Hani ona cahil deniyor. Ben bunu bilmiyorum diyor mesela. Ama bilmediğini bilmiyorsa ona cehli mürekkep deniyor. Kat kat cahil yani. Evet. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Şimdi işte insanların yani inanmayan kişilerin de bilim adamlarının, inanmayan bilim adamlarının kainat hakkındaki bilgileri de işte buna benziyor yani. Bunun tabi malum bu Mesnevi Nuriye Risale'lerin fidanlığı yani ağacı Risale-i Nur'un külliyatının tamamı. Şimdi bunu da izahımızda da 12. sözde yapıyor. 12. sözde yapıyor. Şimdi orada bir Kur'an-ı Kerim misali veriyor. O şu harika bir misaller yani, onu hatırlayalım. Şimdi bir zat bir Kur'an-ı Kerim yazıyor, kısa geçici. Değil mi? İşte elmasla, zümrütle, değişik cevherlere bir Kur'an yazıyor. Manasına göre, manaya göre şey kullanıyor. Cevher kullanıyor ve Kur'an yazıyor bizzat. Onu diyor bir Müslüman alime gösteriyor, bir de ecnebi filozofa gösteriyor. Müslüman alim bakıyor bu Kur'an-ı Kerim, önce onu bir tefsir yazıyor ona. Sadece bir ayet alalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değil mi? Bakıyor yani ne demek? Ne kadar metü sene varsa alemler terbiye eden Allah'a mahsustur. Değil mi? Bunu daha detayına giriyorsa giriyor. Tefsirini yapıyor bunun. Terbiyenin tefsirini yapıyor ilahir. Ondan sonra bir haşiye koyuyor. Diyor ki haşiyede Elif diyor işte şu madenle yazılmıştır. Şu cevherden. Lambda şurada yazmıştır. İşte falan falan falan. Onlar da hakkında ek bilgi veriyor. Esas olan nedir burada? Tefsir yazmak orada. Ha. İşte ecnebi filozof ne yapıyor? Bakınca bunun Kur'an olduğunu anlamıyor. Sadece harfler üzerinde şey, Elif diyor ki bu dik çizgi diyor. Bu dik çizgi diyor. Efendim altından yazılmıştır diyor. Altın diyor. Şöyle bir şu terkiptedir diyor. Kimyevi terkibinde diyor. Dünyanın şurasında daha çok bulunur. Altın rezervleri şöyle böyle. Değeri böyledir. Altını Elif anlatmış oluyor. Altını anlatmış oluyor bu adam. Değil mi? İşte ondan sonra Hey'i anlatıyor. Bu şekilde o da böyle bir kitap yazıyor. İşte inanmayan kişilerin kainat hakkındaki bilgileri bu ikinci adam gibi. Önce kainat Allah'ın kitabıdır diyebilecek de ondan sonra o kitap hakkında tefsir yazacak. Önce bu Kur'an-ı Kerim'de bilecek de sonra tefsir yazacak. Bunu Kur'an bilmedikten sonra ne yazarsan yaz, işte o cehli mürekkep turu. O ilim değildir yani. O ilim değil. Önce bu kainat kitabının tabiri caizse müellifi bilinecek yani. Kim yazmış bu kitabı? Ondan sonra o işte altın hakkında bilgi verir gibi kainat hakkında bilgi verirsiniz. Dünya şu süratle döner işte. Şu eğimde döner. Atmosferin özelliği şudur, şu gazlar vardır falan falan. Ne yazarsan yaz ondan sonra. Önce kainat bir kitaptır. Onu bilmedikten sonra bu ders sanki 12. sözün şeyi, çekirdeği. Bir de okuyor ya. Evet, insanların arza ait malumat ve müsellemat-ı bedihiyatları ülfete mebnidir. Yani, bedi yani, biliyor ki ben zaten bu budur hani zannediyor. Fenlerdeki bilgiler var ya. Ülfet ise cehli mürekkep üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikate bakılırsa zannettikleri ilim cehildir. Bu sırra binaendir ki Kur'an ayetleriyle insanların nazarını me'lufatları olan şeylere çeviriyor. Ya Kur'an-ı Kerim me'luf, yani ülfet ettiğimiz şeylere nazar çeviriyor. Değil mi? Rabbü semavat vel ard. Semavat ve ardın terbiyesine dikkatimizi çekiyor. İnsanın rahmindeki geçiş safhaları dikkati çekiyor. Değil mi? Deveye dikkati çekiyor. Öyle mi? Biz yani bildiğimiz, zannettiğimiz şeyler
dikkat çekiyor. Demek biz bilmiyoruz onları. Yani. Bilmek böyle olur. Ha. Ayetler, necimler gibi, yıldızlar gibi, ülfet perdesini deler atar. Atar. Ha. İnsanın kulağından tutar, başını eğdirir. Hı. O ülfetin altındaki havarikulade at. Harikulade. Mucizeleri. Adet dışı mucizeleri. O adiyat içerisinde gösterir. Yani adi zannettiği şeylerin birer mucize olduğunu Kur'an-ı Kerim gösteriyor. O dikkati çekmekle yani. Aksi halde zannediyor ki biliyorum. Hani? İşte o zannın olmuyor bu işin. Zannediyor biliyorum. Hani bir şey anlatırlar mı? Burada söyledik mi? İşte hanım çocuğunu şeye göndermiş, demirciye işte bir gün sonra gelmiş ki anne öğrendim. Bizim bilgimiz buna benziyor yani. Nasıl öğrendim demiş, gayet basit demiş. Demiri koyurlar demiş, onu ısı demiş, demiri ateşe koyurlar. Döyüler orayı yassı demiş, etrafı çevirir orayı tepsi demiş. peki buyur, o, bir tepsi yap, mümkün değil. Şöyle, aynı buna benziyor bunların bilgileri. Evet. Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor bunlar şeyleri. Me'rufatımız olan şeylere. Değil mi? Gece ve gündüzün birbiri arkası ardında gelişinde Cenab-ı Hakk'ın bana deliller vardır. Gece oluyor, yatıyoruz. Sabah oluyor, kalkıyoruz. Ülfet. Değil mi? Gece nasıl geliyor? Gündüz nasıl geliyor? Niye geliyor sonra? Değil mi? Geceyi gündüzü kim takdir etti? Dün derse dedi ki uyumayı, uyanmayı kim takdir ettiyse gece gündüzü de o takdir etti. Öyle. Bunları düşünmeden Kur'an-ı Kerim mesela bir de şöyle dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim. Mesela bazen izah ediyor meseleleri Kur'an-ı Kerim değil mi? Bir de bazen de kasem var yani. Yemin ediyor bu mahlukata. Yeminle dikkat çekiyor. Yeminle dikkat çekiyor. Şems'e yemin ediyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Leşimsi ve duha. Duhaya yemin ediyor Cenab-ı Hak. Yemin etmek dikkatini çekiyor. Buna dikkat edin. Bu yemin edilecek çok önemli bir şey güneş. Duha bak, duha da çok önemli bir şey. Kuşluk vakti. Tabii geceye yemin ediyor Cenab-ı Hak. Gündüze yemin ediyor Allah'a. Semaya, arza yemin ediyor. Bir de böyle kasemlerle Cenab-ı Hak dikkatimizi çekiyor. Me'lufumuz, ülfet ettiğimiz şeylerdeki harikalara kasemle dikkat çekiyor. Bir de Kur'an-ı Kerim. Bir de oradan izah ettiği yerler de var. Kasem'le dikkat çektiği yerler de var. Evet. İlem eyyel aziz. Aralarında münasebet, muamele, hatta mükaleme bulunan konuşma, iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olmasını istizam etmez. Arada münasebet varsa iki şeyin bunlar müsavidir. Birbirine benzer demek gerekmez. Hatta diyor, ne olsa bile. Evet, hatta mükaleme bulunan iki şeyin birbirine müşabih veya müsavi olması. Benzemeleri ve eşit olmaları birbirine gerekmez. O münasebetten, o muameleden dolayı. Bakalım. Mesela yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin küçüklüğüyle beraber şems ile münasebeti ve muamelesi vardır. Ne güzel. Şimdi bir yağmur tanesinin güneşle münasebeti var. Değil mi? Güneşin ışığını ne yapıyor? Aksettiriyor değil mi? İçine alıyor. Evet. Onda tecelli ediyor güneşin yedi rengi. Efendim söyleyeyim. Harareti, ziyası onda tecelli ediyor. Öyle mi? Bu gerektirmez ki o su parçası güneşe benzesin. Değil mi? Gerekmez o. Veya müsavat olsun aralarında. Bu da gerekmez. Bakın nereye bağlayacak Mustafa. Binaenaleyh, ey insan senin hakaretin. Ha, biz de damla gibi olduk. Seni hallak alemin nazar-ı inayetinden setredecek bir sebep olamaz. Ha, Cenab-ı Hak da bize inayet ediyor Allah'ım. Ufak bir varlığız. Ama Cenab-ı Hak bize inayet ediyor. Baştan sona inayetiz ya Allah'ım. Değil mi? İnayet. Hani inayet böyle hiçbir gayret göstermeksizin değil mi? Hiçbir hakkımız olmaksızın bize yapılan yardımlar deniyor değil mi? Bilmiyor mu inayet? Şimdi biz saçtan başlayalım. Saçımızı nasıl kazandık yani? İnayet. Gözümüzü nasıl kazandık? O da inayet. Elimizi nasıl? O da inayet. İnayet bir şey yok ki.
Vücudun bütün organlarınsa hepsi inayet. Peki biz ufak varlığız hani. Ufak varlığı olduğumuzu şimdi burada anlamıyoruz. Yani burada birbirimize bakınca maşallah. Ama az bir dağın başına çık bak. Uçağa çık, uçağa bin, bir şehre bak, bir köye bak. Uçakta köyler nokta görünüyor. O noktanın içerisinde ne kadar ev var, ne kadar tarla var, ne kadar adam var. O tarlaların bütün buna kaç kişi ölmüş, kavga çıkarmışlar. Senin miydi, benim miydi? Şimdi işte ufak görünce hani insan nefis acayip bir şey. Nefis bazen gururlanıyor. İşte, elmasın karşı dağı sanki çekerim gibi. Bazen de tevazuya giriyor. Ben ufak tefek bir varlık. Cenab-ı Hak benimle mi uğraşacak her şey? Bu daha çok buna bakıyor bu derseni. Hani benimle mi ilgilenecek? Bana mı emredecek? Benim yasaklayacak? Hani öyle değil ki. Bakıyor sana inayet ediyor. Saçının tırnağına sana inayet ediyor Cenab-ı Hak. Demek ki seninle ilgileniyor. Değil mi? İlmi, kudreti, iradesi, rahmeti seninle beraber sürekli. Ona seninle beraberse emri nehi de seninle beraber olur ya, sana emreder, sen nehidir de. Nefis oradan kaçmak istiyor. Ufak tefek bir şeyim diyor ben. Bu ders sanki orayı kapatıyor. Başka bir eylemde de bu daha geniş anlatılıyor da. Biz ufak tefek değiliz ya. Ona bakarsan mesela görmedim ama resmini görüyorsun. Sultan Selim'in ufak tefek bir şeydi değil mi herhalde? Musa Hocam gördün mü? Öyle bir resim. Yani ufak değil mi? Boy uzun da olsa insan ufak bir şeydir de. Ama koca Osmanlı'yı, imparatorluğu da ediyordu. Değil mi? Onun şeyine, gövdesine, bacağına bakılmaz. Burada bir akıl var. Değil mi? O ne yapıyor? Koca imparatorluğu da ediyor. Anladım. Kendimize misal verelim. Şimdi şu göz ufak bir şey değil mi? Hı? Kaç milimetre kare? Ama güneşi için alıyor da. Baktın mı güneş için görüyorsun. Baktın mı dağı görüyorsun. Baktın mı denizi görüyorsun. Yani ufak bir şey değil ki bu yani. Görevi çok büyük. İnsan da ufak bir şey değil yani. Bu 20 sözde daha geniş izah var da oraya girmeyeceğim. İnsan ufak bir şey değil yani. Değil ki Cenab-ı Hak onu muhatap etmiş kendisine. Onu inayet etmiş bütün bir kainatla. Bütün her şeyi onun hizmetine vermiş, onu arzı halife etmiş. Değil mi? Onu emir ve nehirlerde bulunmuş. Cennete cennet onun için hazırlamış. Demek ki ufak bir şey değil bu. Yani kendimizi o noktada ufak görmeyelim. Vazifemiz çok büyük. Yani. Sanki bu ders onun için yazılmış. Evet. Belki nasıl vakit bilemiyoruz. Ha? Sen de okuyabilirsin, oku. Oku bakalım. İlem eyyühel aziz. Denizlerde vuku'a gelen Med ve Cezir gibi evliya arasında da bastı zaman tayyi mekan meselesi şöhret bulmuştur. Bastı kısa zamanda büyük çok işler yapmak. Bu evliyada var bu. Üstad misal veriyor herhalde bunlara. Evet. Haşiye var. Bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bir fiil vukuunu gösteriyor. Bir fiil olmuş yani. Miracın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde vüs'at ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammül etmiştir. Acaba aleme giriyor. Yani miraç Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ı görmesi bu dünyada olmuyor yani. Bu mühim bir şey bu. Beka alemine girdi diyor. Çünkü bu dünyada Cenab-ı Hak görülmez. İşte Musa Aleyhisselam'ın o hadisesi ortada. Değil mi? Ama beka aleminde görülür. Ahiret inşallah bütün müminler görecekler derecelerine göre. Beka aleminde görülecek. Peygamberimiz beka aleminde Cenab-ı Hak'ı gördü diyor. O alemin diyor birkaç saniyesi bu alemin binlerce senesi gibi. Değil mi? Misal verecek misin? Uyku misal veriyor da. Oku bakalım. Hem bu hakikate binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'aniye'yi okumuş oldukları gibi, okudukları gibi. Bir dakikada hatim etmiş. Şimdi bunu biz anlamayız. Çünkü niye? Biz bu alemde yaşıyoruz ve işte kaç dakikaya
bir cüz okuduğumuz belli. Değil mi? Nasıl bir dakikada bir hatim okuyor? Bu alemi kıyas ettin mi anlaşılmaz. Ama Ustad bu da belki de değil, değil de rüyayı misal veriyor da. Rüya. Şimdi rüya ayrı bir alem çünkü. Şimdi burada mesela efendim söyleyeyim faraza işte üniversiteye kaç dakikaya gidilir? Ya burada Hasan Gali'ye kaç dakikaya gidilir? Yarım saate. Yarım saate neyle gidilir? Arabayla. Yaya gitsin. Ne? Epey değil mi? 8-9 saat yol. Ama şimdi adam bir dalıyor böyle, bir dakika uyanıyor, işte rüyamda İstanbul'a gitmiştim diyor, şöyle oldu, böyle oldu, ya nasıl gittim buradan İstanbul'a? 5-10 saniyede İstanbul'a gidiyor, bir sürü iş yapıyor, geziyor, dolaşıyor, bir sürü görüşmeler yapıyor, tekrar dönüyor geriye, uyanıyor, bize anlatıyor, bir dakika içerisinde yıllarca sürecek işler yapıyor adam. Bizim rüyada, bize rüyada tahakkuk eden, ayrı bir alem çünkü rüya. Bu hakikat evliyaya bu dünyada yakaza aleminde geçer geçer evliya için yani. Biz de rüyada, onlar da yakaza aleminde. Ama o bunu ispat eder yani. Değil mi? O hadise bu hadise ispat eder. Başka bir alem çünkü. Değil mi? Başka bir aleme girince bu alemin hükümleri de farklı olur. Şimdi Peygamberimiz başka bir aleme girdi. Nereye? Beka alemine mi başladı? Onun için oranın çok kısa bir zamanı bu dünyanın senelerce zamandan daha bereketli olabiliyor. Ve olmuş zaten de. Evet. Evet. Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikati çok defa vuku bulmuş. Ez cümle 19. mektup 150 sayfadır. Hı. 300'den fazla mucizatı kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde 4 gün zarfında her gün 3'er saat meşgul olmakla mecmu 12 saatte telif edilmesi, Ramazan Risalesi 40 dakikada telif edilmesi, 28'in söz 20 dakikada telif edilmesi. Okuyamıyoruz o kadar zamanda. Değil mi? Evet. Bastı zamanın vukuunu ispat etmiştir. Kâle kâilum minhum kem lebistum kâlu lebisna yevmen evbâde yevmi ayeti tayyi zamanı gösterdiği gibi. Ashab-ı Kehf'le ilgili. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Evet. Ayeti de bastı zamanı gösterir. Evet. Ez cümle Kitab-ı Yuvakit'in rivayetine göre İmam-ı Şer'ani bir günde 2,5 defa kocaman Fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vukuat istiğra bile inkar edilmez. Garip görünmüyor yani. Sen burada ıslat bir sefer veriyorsun. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yakıştıran, yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela? Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet yakazada inkişaf eder. Uyanık alemde. Zaman inbisat eder. Genişler. Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ha, demek ki burası neymişti. Ruh zaten zamanla mukayyet değildir. Ruh zamanla mukayyet değil. Değil mi? Mesela hayal de zamanla mukayyet değil. Mesela bir de hayal suretiyle diyor. Hayal insan bir anda Amerika'nın öte başına gider. Bir anda. Değil mi? Hayalle. Ruh mesela akıl. Bir anda Amerika'nın öte başını düşünür insan değil mi? Ama bedenle gitmek için işte yıllar lazım. Şimdi onlar da ruh gelecek belki de ruh cesede galip. O büyük saatlerde. O zaman işler ruh kuvvetli oluyor. Nasıl oluyor? Demiş ben de bilmiyorum. Evet. Ama oluyor. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri sürat-i ruh mizaniyle ceryanidir. Yani bu evliyanın hallerine dair, değil mi? Basitliğine dair bir mesele. Ustad bunu bile akla yaklaştırmış yani. Yani Hakim-i Sinemaslar ya Risale-i Nur. Değil mi? Bu evliya keramet. Kerameti bile akla yaklaştırmış yani. Ne gibi işte rüyada birkaç dakikada şu kadar işler yapıyorsun. Onun yerine Kur'an okusaydın birkaç katim okurdun.
Çünkü orada ruh iş yapıyor, değil mi? Burada bedenin yatıyor. Duyuyorsun çünkü. Beden yatıyor, iş gören ruh. Ruh öyle iş görür yani. Değil mi? Bedene kaldı mı işimiz bozuk. Ama evliya için diyor, bu hal alem yakazda da, uyanık alemde tahakkuk ediyor. Çünkü onların ruhları bedenlerine galip diyor. Bu nasıl oluyor derseniz, inşallah dua ederim, cennette hepimizin ruhu bedenimize galip olacak. Yani cennet ehlinin ruhları bedenine galip. Onun için bir anda çok yerde bulunabilecekler. Abdülkadir Hazretleri bir anda 40 davete gitmiş. Sen cennete 40 bin yere gideceksin. Mesela sen 40 bin yere gidersen Abdülkadir Hazretleri 40 milyon yere gider. Ayrı mesele. Ama yani ruhun bedene galip olması hadisesi cennette her müminde tahakkuk edecek. Her müminin ruhu bedene galip olacak. Orada şu inşallah oraya gidersek bu dersi orada bir daha bir okuyalım inşallah. Olur mu? Ha, peki. İnşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'assalavat.